Peki zayıflama için neler söyleyeceksiniz? Zayıflamak için herhangi bir ürününüz var mı? Nasıl sağlayabilir insanlar bunu? Evet, asidoz nedeniyle veya bağırsaklara mantar yerleşmişse mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler nedeniyle hormon dengeleri bozulur. Karaciğer yağlanır. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamaz. Karaciğer yorulursa, yağlanırsa arıtamadığı toksik maddeler kanda dolaşmaya başlar. Beyine etki yapar. Mesela hamurlu tatlı yenen bütün gıdalar efendim nişasta, şekere dönüşür her şey. Şekeri de bünye neye dönüştürür? Özel bir enzimle asetil koenzime dönüştürerek depolar. Yağ dönüştürerek depolar. Kilo alır kişi. Özel bir eskiden insanlar diyet yapmazdı. Fitti. Kilolu insan pek yoktu. Neden? Çünkü köyde, tarlada çalışır. Sabah tarlasına gidiyor, doğal besleniyor. Evet. Tarlasına gidiyor, akşam evine geliyor. Günde 2 öğün yiyor, fazla yemek yemiyor. Yemek içmek yoktu eskiden yani. Şimdi insanlar bilgisayarın başına oturuyor kahvaltıdan sonra başlıyor. Gofretli, cipsli, jelibonlu, kekli vesaire. Öğle yemeğinden sonra tekrar atıştırıyor. Duramıyor, bilgisayarla çalışırken oradan, buradan, şuradan. Nasıl zayıflayacak ki? Mümkün mü? Değil. Mide yoruluyor. Midenin dinlenmesi gerekir. Mide sabah 7'de başlar yüksek tempoyla çalışmaya. Yani 4'te çalışmaya başlar da yüksek tempoya 7'de ulaşır. Mesela kişi kahvaltı yaptı. Mide çalışmaya başladı. Saat 1'e doğru yavaşlar. Akşam 6'dan sonra çok minimum seviyede çalışır. Akşam saatlerinde yemenen yemekler bu nedenle kolay kolay sindirilmez. Geç vakitlerde ağır yemek yememek gerekir. Belki salata yenebilir, yoğurt yenebilir, hafif. Yani diyetisyenlerin 3 ana öğün, 3 ara öğün vesaire diyerek tavsiye ettikleri şey aslında insanları ne yapıyor? Yavaş yavaş obez yapıyor, daha tehlikeli. Kişi o diyeti bıraktığı zaman 10 kilo veriyorsa 20 kilo alıyor. Bu nedenle tehlike oluyor. Diyet yaptım diyor. Diyeti bırakıyor. Bir de bakıyorsun. Allah gitmiş. Zayıflama ile ilgili. Zayıflama evet. Garcinia mandalina büyüklüğünde bal kabağı şeklinde bir meyve. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Latince ismi de zaten Garcinia cambogia. Garcinia cambogia denmesinin sebebi buradan geldiği için. Bunun birleşiminde hidrositrik asit var. Aynı limondaki asit gibi. Bunun birleşimindeki hidrositrik asit, kişi şeker içeren bir şey yediği zaman beyaz un mamulleri, mantı, makarna, börek, çörek veya meyve. Bunların hepsi şekere dönüşür. Şeker de yağa dönüşerek depolanır vücudumuzda. Bu şekerin yağa dönüşümünü engelliyor. Böylece kişi 3 tabak yemek yerse 1 tabak yemekle doyur. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmıştır.